Merhaba dünyanın dört bir yanında sömürüye karşı baş kaldıran dünya halkları. Bugün 31 Ağustos Perşembe günün haberleriyle karşınızdayız. Hem ülkemizde hem de Avrupa'nın göbeğinde süresiz açlık grevi direnişleri devam ediyor. Almanya'da 3 demir tutsağın özgürlüğü ve faşist 129 yasalarının kaldırılması için Eda Deniz Haydaroğlu 167, Ilgın Güler 116, Sevil Sevimli ise 111 gündür süresiz açlık grevinde. Açlıklarıyla Berlin Adalet Bakanlığı karşısında bu faşist yasaya karşı direniyorlar. Ülkemizde ise hapishanelerde süren bir direniş var. S, R ve Y tipi hapishanelere karşı direniş sürüyor. Nedim Öztürk 131, Nurettin Kaya ise 122 gündür S, R ve Y tipi hapishanelere karşı süresiz açlık grevinde. Her iki direniş de haklı taleplerle, bedenleriyle gün gün adalet için eriyen direnişçilerin bizler de Umut TV olarak her daim yanlarındayız. Şimdi ülkemizden haberlerle devam ediyoruz. Tayatlı aileler Ankara'ya yürüyor. Tayatlı aileler S, R, Y tipi hapishanelerin kapatılması, açlık grevindeki tutsakların taleplerinin kabul edilmesi talepleriyle 4 Eylül'de İstanbul'dan Ankara'ya yürüyecekler. Şırnak'ta zırhlı polis aracı 12 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk Şırnak Devlet Hastanesi'nden Batman'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tutulan Tajdin isimli çocuğun hayati tehlikesi olduğu belirtiliyor. Şimdi ise dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Gabon'da yönetime el koyan ve General Oligi Nguema'yı geçiş dönemi lideri seçen Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi, her Gabonlu'nun fikrini özgürce ifade edebilmesi ve siyasi haklarını tam olarak kullanabilmesini sağlayacağız, dedi. 1 Eylül'de Avrupa'da S, R, Y tipi hapishanelere karşı eylemler. Almanya'nın Berlin şehrinde de Adalet İstiyoruz Komitesi, ölüm kuyularına karşı ve süresiz açlık grevi direnişlerini desteklemek için Büyükelçilik önünde eylem yapacaklarını açıkladı. Yaklaşık 27 yıldır banka soygunu iddiasıyla Almanya'da tutsak olan antifaşist Thomas Mayer Falk 29 Ağustos'ta serbest bırakıldı. Nijer'de 100 yıllardır süren sömürüye baş kaldırıyor. Nijer Dışişleri, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'nin diplomatik dokunulmazlığını kaldırdı ve sınır dışı edilmesine karar verdi. Büyükelçinin ve ailesinin diplomatik kartları ve vizeleri de iptal edildi. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, günün haberlerini bir Çin atasözüyle sonlandırmak istiyoruz. Sorun kuyunun derinliği değil, hedefe ulaştırmayan ipin kısalığıdır. Yarın tekrar günün haberleriyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.